Güzel yüzüm, bir kere ben samimiyim ve tutkudan delice haz alıyorum. Yani güzellikten delicesine haz alıyorum. Çok zevk alıyorum. Kadınlar görünce çok heyecanlanıyorum. Yani onları çok beğeniyorum. Yani gözü, kaşı, burnu, vücudu, görünümü, sesi, kokusu, naifliği, narinliği, sadakati, vefası, kibarlığı, temizliği. Hepsi ayrı ayrı benim dikkatimi çeker. Hepsine ayrı ayrı zevk alırım. Benim de onları gördüğümde çok zevk aldığımı görmeleri tabii onları da çok etkiler. Çünkü güzel olan takdir edildiğinde güzel olduğunun hazzını yaşayabilir. Yani güzel eğer takdir edilemiyorsa, onun karşısındaki gerçek anlamda hazla hissedemiyorsa, güzel olanın güzelliği ona etki etmez. Bilakis acı verir. Yani yalnız güzel çok ızdırap içinde yaşar. Çok zordur yalnız güzel. Güzelin hakkıyla takdir edilmemesi de çok acı canını yakar. Mesela bir delikanlıyla karşılaşıyor. Vay be gözlere bak falan diyor. Mesela züppece dalga geçer gibi konuşuyor. İşte yakıyorsun bugün falan diyor. Mesela hiç öne değer vermiyor yani münasebetsiz. Mesela bıyık altından gülüyor falan. Hiçbir anlamı yoktur onun için yaptıklarının. İstediği kadar övsün. Yani kadın onun gözünde beğeninin o büyülü etkisini görmedikten sonra, büyü derken meşru anlamıyla söylüyorum, o büyüleyici etkisini görmedikten sonra, gerçek samimiyetin o muhteşem heyecanını tatmadıktan sonra, samimi sevgiye dair delilleri görmedikten sonra kadın haz alamaz. Ama bunları görme yeteneği güzel kadınlarda vardır. Yani karşıdaki erkeğin karşı gözündeki hazzı görür, beğeniyi de görür, samimiyeti de görür, gerçekten sevdiğini de anlar. Muazzam bir elektrik olur, o anlar onu oradan. Bak Allah ona metafizik bir güç vermiştir. Kadın onu buram buram hisseder sevildiğini. Ve hatta sevilmenin derecesini falan da çok iyi bilir. Ama ne yaparsa yapsın, mesela böyle sahtekar erkekler vardır ki ölüyorum, bitiyorum işte. Ama kadının sahtekar olduğunu bilir. Mesela az konuşur seven bazen. Ama kadın onun delice onu sevdiğini hisseder. Yani ne yaparsa yapsın mesela bir bakışından, ses tonundan her şeyinden çıkartır. Kadınlar muazzam yeteneklidir bu konuda. Onun için güzel bir kadın eğer sevgiyi yaşamazsa dünya ona adeta cehenneme döner. Çok zor yaşar. Yani nefsen çok ızdırap çeker. Çok zorlanır. Tabii Allah'ı çok sever. Allah'a ama tecelliyi hep arar insan. Yani tecelli bulamamanın zorluğunu yaşar. Onun bir imtihanı olur. Ama tecelli gördüğünde kadın için o bayramdır. Acayip zevk alır. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında kadınlar sevgiyi bilmiyorlardı. Peygamberimiz de gördüler sevgiyi. Akıl almaz bir coşkuyla Peygamberimiz sevdiler. Ve hep bir sefer evli kadınlar da evlenmek istediler Peygamberimizden. Yani boşanıp evlenmek istediler. Allah ayette yasakladı. Bak eşler ve eşleri başka eşlere değiştirmek diyor. Bundan sonra sana yasak diyor Allah. O hiç dikkat çekmiyor. Yani kadınları boşanıp peygamberle evlenmesi yasaklanıyor. Çünkü bütün ümmetin kadınları istiyor, birçoğu istiyor. Çünkü gerçek tutkuyu buldukları için. Bir de Hasan'la Hüseyin'e kadına çok muhabbet duyuyor ama çok şiddetli. Hasan'ın 300'ün üstünde hanımı var. Peygamberimiz şikayete gidiyorlar. Diyor ki ya diyor bütün kızlarımızı alıyor diyorlar. Yani hani peygamber vay öyle şey olur mu diyecekler diyor. Aa diyor Hasan bana çok benzer diyor. Her şeyle benzer diyor. Huyu da benzer. Kişi tipi de benziyor zaten. Çok hoşuna gidiyor peygamberimizin böyle gözleri parlıyor yani. Hasan'ın o durumunu öğrenince. Dolayısıyla kadın tutkuyla kadın olur. Tutkuyu yaşamayan kadın yazık yani manen adeta çürür, çok acı çeker. Yani sevgiyi yaşamamak bir kadın için en büyük acıdır. Dünyadaki en zorlandığı şeydir. Ve milyonlarca kadın şu an dünyada bu belanın içindedir. Allah'ı terk ettiği için insanlar, Allah kadınlara sevgiyi kaldırdı ve kadınlar da yalnız kaldılar. Hatta ahir zamanda öyle olur ki diyor artık kadınlar 40 kadına bir kişi nezaret eder diyor. Yani sevgi kalktığı için. Yani 40 kişi bir insanı sevebiliyor.
Ya o kadar nadirleşiyor sevgi, o kadar azalıyor. Evet, dinliyorum.